Evet. Peki başka bir video sorumuz var. İzleyelim görelim. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Benim 8 yaşında kardeşim var. Çok korkusu var. Evin içinde başka bir odaya geçerken korkuyor. Ama ne olduğunu söylemiyor. Ne yapmamız lazım korkusu için? Evet 8 yaşındaki kardeşim evde başka bir odaya geçince çok korkuyor diyor. Bu korku soruları da çok geliyor hocam. Tavsiye edeceğiniz korkuları yenmek için okunması tavsiye edilen dualarınız var mı? Dua var bu duayı okumalılar. Ama bunun dışında da çocuk psikiyatrisinden de destek almalılar. Muhsin Doğru. Bey. Yani Doğru. demek ki hem bu duayı okumalıyız sevgili peygamberimizin öğrettiği Euzu bi kelimatillahi tamme min gadabi ve ikabi ve şerri ibadi ve min hemezati şeyatin ve en yahturun Ya Rabbi gazabından azabından, azabından insanların şerrine uğramaktan şeytanların vesvesesinden ve şeytanların yanımda bulunmalarından tam olan kelimelerine, kudretine sığınırım Ya Rab. Evet. Bu anlamdaki Amin. mesur bir duadır. Bir taraftan bunu okuruz ama bir taraftan da demek bir çocuk psikiyatristi, hekimden destek almalıyız. Evet sadece bu soru için değil bu konuda endişeleri olan seyircilerimiz varsa hocamızın bu dua tavsiyesini dikkate almalılar. Ve usur dua dediği hocamızın da peygamber efendimizin Peygamberimizden bize intikal, intikal etmiş eden. olan evet. bir dua. Evet korkuları yenmek için okunması tavsiye edilen dua. Yönetmenimiz sevgili Emre ekrana verdi. Ekran görüntüsü almak isteyenler varsa şu anda alabilir sevgili izleyenler. Peki devam edelim yine bir video sorumuz var görelim. Hocam aleyküm, hayırlı cumalar. Ben 8 yaşına kardeşim var çok korkusu Burayı var. aleyküm hocam. Biz Kur'an-ı Kerim'i ölülerimize okuyoruz ama bazı insanlar diyor ki Kur'an-ı Kerim ölülere okunmaz. Kur'an-ı Kerim diri insanlar için dünyaya gelmiştir. Bir mesajdır. Biz yaşayan insanlar için bir mesajdır. Kur'an-ı Kerim ölü insanlara okunur mu, okunmaz mı hocam? Kur'an-ı Kerim öyle bir kelam, öyle bir kitaptır ki Ölü de faydalanır, diri de faydalanır. Ölü de faydalanır, diri de faydalanır. İkra'u alame mevtakum yasin. Sevgili peygamberimiz -şerif. E, Yasin okuyun ölmek üzere bulunanlara ölülerimizin de faydası olur. Dirilerimiz de bundan. Ya eyyühenna suqadu ca'etkum mev'izatun min rabbikum ve şifa lima fi sudur. Ey insanlar Rabbinizden size öğüt geldi. Gönüllere şifa, ruhlara deva. Allah'ın öğrettiği şu duaya bakın. Bunu okuyoruz da. Rabbena gıfir ve li bil iman. Ya Rabbi bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Evet. Yani cenaze namazında yaptığımız dualara bakın ya. Allah Allah. Yani o yüzden e, yap okuduğumuz Kur'an'dan ölüler faydalanmaz. Boşuna ölüler. Allah aşkına Muhsin Bey Şimdi annemiz vefat etti. Geldi eş, dosta taziye için geldi. İncesaz fasıl heyeti mi dinleyelim burada? Böyle bir ortamda Allah'ın kelamını dinlemekten daha uygun ne olur ya? Yani bizi dünyaya getiren annemiz vefat etmiş. Şimdi burada çalgı mı çalalım? Burada incesaz fasıl heyeti mi dinleyelim? Allah'ın kelamını mı dinleyelim ya? Amaç belki Allah. de hocam bu tür şeyler söyleniyor belki de amaç çok bu ya. yanlış ya. Kur'an-ı Kerim yeter ki okunmasın amaç bu mu yani? İnanın böyle diyenlere varın annelerinin ölümünde Kur'an dinlerler. Başka yolu yok. Aklı başında olan, müminim diyen insanın yapacağı budur ya. Evet, Evet. Bu tür şeylere kulak asmayın diyor hocam. Bu bunun hiçbir değeri evet, yoktur. Değeri yoktur. Hem evet. ölüleri hem diriye. Evet. Kur'an-ı Kerim her zaman her yerde her daim okunur. Mevla kabul buyursun. Geçmişlerimize de rahmet eylesin diyelim. Hatta ee, yani bir buyurun. müsaade ederseniz. Bizim ben Kayserliyim ya. Kayseri'nin tarihi camisinin bir imamı babası ve dedesi Mekke'de vefat etmişler. Ben diyor her gün. ...her gün bir Yasin-i Şerif okur, babama armağan ederim. Bir gün rüyamda gördüm diyor, babam oğlum hediye gönderiyorsun... ...ama gönderdiğin hediye az oluyor Allah oğlum. Allah Allah, Ya böyle ki apaçık bir rüya, Allah. bu rüyanın tesirindeyim. Ya. Yani elimden bu geliyor, her gün bir Yasin-i Şerif babama okuyorum... ...ama o da apaçık gibi sanki rüya değil gibi... ...oğlum gönderdiğin hediye az oluyor... Allah Allah. ...ben neredeyse bunu paylaşacağım birileriyle... E, ...o gün büromda oturuyorum... ...birisi geldi diyor ya... ...hoca efendi babayın selamı var... ...babana hediye gönderiyormuşsun ama... ...hediye az görünüyor... ...ben yahu... Allah ya birisiyle konuşmuş olsam ondan duydu da geldi diyeceğim. Hayır hiç kimseyle paylaşmadım diyor. Olay. Ben dedim arkadaş sen kimsin ya? Sen babam öleli ve babam Mekke'de vefat etti. Sen buradasın sen ne söylüyorsun ya? Babamla nasıl görüşüyorsun? Ben babamla görüşürüm. Ya sen kimsin dedim diyor. Hocam ben karayollarında bekçiyim. Affedersiniz, tuvaletin dışındaki bütün zamanlarımı Kur'an okuyarak geçiririm ve babanla da görüşüyorum. Allah Hayret edersiniz Allah. Ya. <laughs> işte böyle, böyle bir şey de yani demek ki yani bir kısım seyircilerimiz belki ya sen ne konuşuyorsun <laughs> diyebilir ama, ama bir yaşanmış gerçeği de böylece anlattım. Ay aynı imamdan bir de şunu nakledim. Buyurun hocam. E Eskişehir'de askerlik yapıyorum diyor. Eskişehir garnizonunda çavuşum. Fakat karnizonda e, garnizonda minare boyunda birisi daktiloları, evrakları yerlere döküyor. Komutan az beni görevlendirdi. Ya bu nenin nesidir ya bu? Kim bu? Görülmedik, bilinmedik adam. Bir kapılar kilitli. Hayalet gibi Ama, bir şey yani. Hayalet gibi bir şey yani. ...assubayla ben... ...bekçiyiz... Ee, ...böyle ışık boşluğunda... ...ben... ...elini gördüm, upuzun... ...diyor kolunu... ...assubay önde, o assubay ya... ...bu da çavuş arkada... ...çavuş diye o önde olduğu için... ...daha çok gördü, döndü, korktu... ...diyor arkaya. ...çavuş bu nedir? Hafız... ...ya dini bilgisi var... ...ben de şöyle yorum yaptım... ...burası şehitlerin... Kabri üzerine kurulmuş bir garnizondur. Hmm. Burada içkiler içiliyor. Şehitler bundan rahatsız oluyor. Ve böylece de protesto ediyorlar. Allah, Allah Bunu götürüyor komutana, generale söylüyor. Diyor o diyor çavuş böyle yorum yaptı doğrudur diyor. Bir genelge yayınlıyor. Bundan sonra karnizonda e, içki yasaktır diyor. Ve bir daha da görülmedi diyor. Evet. Bu da yaşanmış bir Ya dışında. aynen bu Olur. Ahmet Saade merhum Kayseri Honatça'nın imamıydı vallahi. Im i̇mamlık yapmış kişiden naklen söylüyorum. Evet. Mevla rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok ilginç, çok enteresan. Peki <laughs> devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.